وانی فیزیا بشی نویم. Değerli öğrenciler, şimdi de 9. bölümle başlarız. 9. bölüm modern elektronik ile ilgilidir. Modern elektronik, modern demek yani yeni çağın demek elektroniği. Yani günlük hayatımızda şimdi kullandığımız elektronik cihazlarla ilgilidir. Elektronik cihazlarımız eğer dikkat etmişsek çoğu küçülmüş bir haldeydi. Cep telefonları olsun, bilgisayarlar olsun, tabletler olsun. Televizyonları nasıl inceldiğini görürük. Bu bilgisayarlar ve kameralar olsun, tümünün hacminin küçüldüğünü ya da inceldiğini dikkatli bir şekilde görebilirik. Bu da tabii neye bağlı? Elektroniğin ya da alet yapma sisteminin gelişmesiyle ve teknolojinin gelişmesine bağlıdır. Modern elektronikte önemli olan birkaç tane noktamız vardı. Onlardan bir tanesi maddenin yapısıdır. Maddelerin yapısıdır. Elektroniğe göre ya da maddenin iletkenliğine bağlıdır. Tabii bu özellikle. Bir maddenin iletkenliği ne kadar iyiyse modern elektronikte o kadar faydalıdır. Örneğin bizim cep telefonlarımızda eğer dikkat etmişsek çoğu zaman altın kullanılır çipleri içinde. Bu çiplerde altın maddesi vardı, teller altına yapılır. Bunun da sebebi altının çok iyi bir şekilde iletken bir maddesi olduğu için. O yüzden ilk önce modern elektroniğe bir soruyla başlarız. Sorumuz nedir? Maddenin iletkenliğine göre sınıflandırılması nasıldır? Yani bizim kullandığımız aletlerde maddelerin sınıflandırılması nasıldır? Birinci türümüz iletken maddelerdir. İkinci türümüz yalıtkan, üçüncü de yarı iletken maddelerdir. İletken maddelerin özelliği nedir? Serbest yük taşıyıcıları çoxdur. Serbest yük taşıyıcı nedir? Yani iletken maddede yükü ya da elektriği hangi parçası taşırlarmışsa elektronlar tabi. O yüzden bir madde edirik iletken, elektriği iletirebilirmişsa çünkü serbest elektronu çoxdur. Bu elektronlar hareket ettikçe bilmemizde akımı oluşturur, elektrik akımı ve bilmemizde elektriği düzenli bir şekilde iletirler. Yalıtkan serbest yük taşıyıcıları azdı ya da yoktu bazılarında. Yoktu diyebilirler. Az ya da yok diyebilirler. Yani elektronları çok azdı, serbest elektronları ya da bazılarında serbest elektron yoktu. Elektron vardı ama atomda bağlanmış bir şekildeydi. Yani serbest döyücü. Üçüncü, yarı iletkenler. Özelliği neyle ne arasındadır? İletkenle yarı iletken arasındadır. Bir notumuz vardı burada. Bir atom kararlı durumdayken yüksüzdür. Hani eğer hatırladıysanız 8. bölümde ne demiştik? Bohr demişti, atomlar kararsız bir duruma gelebilirler ve yok olmazlar. Kararsız durum nasıldı? Dedik, eğer elektronların fazla enerjisi yok ise normal bir enerji sahibi iseler, o atom içinde yörüngede dönürler ve bu atoma kararlı bir atom denir. Onun sebebi neydi? Çünkü elektronlar dış seviye atlamırdılar, normal kendi seviyelerinde kaldıkları için. O yüzden ne diyerek? Atomlar kararlı durumdayken yüksüzdür. Yüksüzdür ne demektir? Yani pozitif yüklerle negatif yükler birbirlerine eşitlidirler. O yüzden ne pozitif fazla olur ne negatif fazla olur. Eğer bunlardan bir tanesi eksik ya da fazla olduysa yani atomun düzeni bozulur. Kararsız bir duruma geçer. Eğer hatırladıysanız dedik, bu arada ne demiştik 8. bölümde? Atomlar enerji aldıklarında elektronlar bir seviyeden başka bir seviyeye sıçrar. Hangi elektronlar seviyeden seviyeye sıçraması daha kolaydı? En dıştaki elektronlar. En dıştaki elektronlar diyorlar değerlik elektron. Değerlik elektron nedir? Yani eşdeğer elektron, başka bir anlamda diyebiliriz. Onun anlamı celle, yani en dıştaki elektron, yani atomun seviyeleri içinde en son ya da en dışta olan elektrona derler değerlik elektron. Burada bir sorumuz vardı. Neden en yüksek seviyedeki elektronlar bağlanma gücü azdır? Yani nasıl iletken maddelerdeki en son elektrona az bir enerji verdiyse hemen o elektron kopar. Sebebi nedir? Çünkü çekirdekten uzak olduğu için aralarında elektriksel kuvvet zayıflar.
En dıştaki elektron atomdan uzaktı mesafesi. Atomdan uzak olduğu için de atomun elektriksel çekim kuvveti az olur üzerinde. O yüzden az bir enerjiyle hemen o seviyeden kopabilir. Ve o değerlik elektronlar çok önemlidir maddelerde. Yani maddelerin kimyasal özelliklerini belirler. Değerlik elektronuna göre diğer bir madde iletkendi, yalıtkandı ya da yarı iletkendi. O yüzden değerlik elektron yani en dıştaki elektron çok önemlidir. Nerede notumuz burada? Değerlik elektronların davranışı maddenin kimyasal özelliğini belirler. Eğer bir atomda değerlik elektron kolayca kopabildiyse buna iyi bir iletken diyoruz. Eğer kopmadıysa buna yalıtkan diyoruz. Eğer az bir enerjiyle kopmadıysa ama daha enerji arttırdıysa koptuysa buna diyorlar yarı iletken. O yüzden bu değerlik elektron çok önemlidir. Bir maddenin davranışını, kimyasal özelliğini belirler. Bilmemize de iletkendi, yalıtkandı ya da yarı iletkendi. İyi de atom nasıl kararsız duruma geçer? Hani demiştik bu arada, dedik elektronlar bir seviyeden bir seviyeye sıçrarsa, çizinci bölümde eğer yadınızdaysa. Kararsız duruma nasıl geçirebilir bir atomu ya da bir elektronu? Cevabında nedir? Atom enerji aldığı zaman elektronu kararsız duruma geçer. Yani eğer bir atoma enerji verdiysek o elektron enerji alır ve kararsız duruma geçer bir seviyeden başka bir seviyeye sıçrayabilir. Başka bir soru nedir? Elektron nasıl serbest kalır? Biz dedik bu arada ne dedik? Dedik elektron bir seviyeden bir seviyeye sıçrayabilir. Eğer az bir enerji aldıysa HF kadarınca yani Planck sabiti çarpı frekans kadarınca enerji aldıysa bir seviyeden bir seviyeye sıçrar. Ama bu soruda nedir İblamza? Nasıl serbest kalır? Yani iletkenlerde olan serbest yük taşıyıcıyı nasıl elde edebilir? Bir elektron nasıl serbest bırakabilir? Cevabında nedir? Elektron çok enerji alırsa atomla bağ kopar ve ona da serbest elektron denir. Yani dedik gereğinden fazla yani bir elektronun istediği enerji miktarı yakın 3 elektron volt ise bir seviyeden başka bir seviyeye sıçraması için ama biz ona 5 elektron volt verdiysek o zaman hem seviyeni sıçrar fazla kalan enerjiyle de atomdan kopar ve serbest kalır. Tabii bu genel olarak atom şekli üzerineydi bizim burada açıkladığımız ve sorduğumuz sorular. Klasik atom şekli neydi dedik? Bir küre şeyimiz vardı, bir küre çekirdeğimiz vardı. Protonla nötronla oluşup etrafında elektronlar dönürler. Bu klasik atom şeklidir. Ama burada şimdi gelip başka bir şekil üzerine modern elektronikte kullandığımız bilhassa ne derler? Derler bant teorisi. Bant teorisi burada resimleri karşılaştırmak gerekirse bant teorisi bant teorisinde üç kısmımız vardı. Birinci kısmımız ismi değerlik bantı. Değerlik bant. İkinci kısmımız boşluk bandı. Üçüncü kısmımız iletken bandı. Eğer geldiysek bunu klasik atom şekliyle karşılaştırdıysak bu şekilde ifadeyle atomumuz. Burada elektronlarımız vardı. Burada da elektronlarımız vardı. Burada dedik, eğer bir elektrona enerji verdiysek bu elektron kararsız duruma geçer. Fazla enerji olduğu için başka yüksek bir seviyeye sıçrar. Bu tarafa gelir bu elektron. Şimdi eğer bu hareket klasik atomdaki hareketi bant teorisiyle karşılaştırdıysak
Elektronun ilk olduğu seviye, burada neye karşı geldi? Band, değerlik bandına karşı geldi. Değerlik bandı. Yani buradaki elektronun ilk seviyesi, buradaki değerlik bandıdır. Ondan sonra elektron dedik bir seviyeden başka bir seviyeye sıçrır. Bu aradaki alan nedir? Boşluk bandıdır. Eğer karşılaştırabilirsek, yani karşı karşıya getirebilirsek. Değerlik bandı elektronun ilk seviyesidir. Atladığı mesafede boşluk bandıdır ki iki seviye arasındadır. Üçüncü seviyede de iletken bandıdır. En düşük seviyeye gel hani dedik. O neye karşı geldi? İletken bandına karşı geldi. Yani elektronlar band teorisinde değerlik bandından nereye atlayabilirler? İletken bandına atlayabilirler. Ama tabii bu üç şartı var demek. Maddelere göre. Eğer iletken olduysa band teorisi farklıdır. Eğer yalıtken olduysa band teorisi farklıdır. Eğer yarı iletken olduysa band teorimiz farklıdır. Eğer iletken olduysa bakın değerlik bandı ile iletken bandı birbirine çok yakındır. Neredeyse yapışık diyebiliriz. Yani kolayca elektronlar değerlik bandından iletken bandına sıçrayabilir, atlayabilir. Değerlik bandında elektronlarla doludur. İletken bandında elektronların yeri vardı. Geçebileceği yerleri vardı. Yani buradan buraya atlayabilirler. Önemli olan nedir? Boşluk. Aradaki boşluktur. Bir maddeye band teorisine göre nasıl diyebiliriz iletken? Çünkü boşluğu neredeyse yoktu. Çok azdı ya da yok diyebiliriz. O yüzden bir madde iletken sayılır band teorisinde. Yani bir madde ne zaman yalıtkan olur? Eğer değerlik bandı ile iletken bandı arasındaki boşluk çok olduysa. Eğer boşluk bandı çok olduysa elektronlar bu seviyeden değerlik bandından iletken bandına atlayabilmez. Burada bir elektronun yalıtkanda bir elektronun değerlik bandından iletken bandına atlayabilmesi için ne kadar enerji ihtiyacı vardı? 5 elektron volta ihtiyacı vardı diyelim yaklaşık olarak. Örnek olarak sayı veririk. Ama biz bu maddeye 5 elektron volt verdiysek bu elektron değerlik bandından kopabilir ama boşluk bandında kaybolur. Çünkü dedik boşluk bandı çoktu. İletken bandına oluşmaz. O yüzden bu maddeye derler yalıtkan. Ya da örneğin ne çimin düşünelim? Plastik çimin. Plastik maddesi yani değerlik bandında elektron vardı. Ama iletken bandı cismağı için en az 5 elektron volt vermemiz lazım. 5 elektron volt verdiğimiz zaman o plastik erimeye başlar. Yani şekli bozulur. Örnek olarak eğer verdiysek, benzettiysek. O yüzden diyerek değerlik bandından iletken bandı atlamağı neredeyse imkansızdı. Boşluk bandı çok olduğu için. Gelin yarı iletkene. Yarı iletkene göre de değerlik bandı ile iletken bandı arasında az bir mesafe vardı. İletkenden daha çoktu, yalıtkandan daha azdı. İkisinin ortasındadır. Buna diyorlar yarı iletken bir madde. Yarı iletkende eğer istediysek elektron ile atlayabilir, eğer istemediysek elektron atlamaz. Yani enerji verdiysek elektron atlar, istediğimiz miktarda enerji ve istediğimiz miktarda enerji vermediysek elektron atlamaz. O yüzden band teorisinde en önemli nokta ne dedik? Aralarındaki boşluktu. Karşılaştırdıysak boşluk çok azdı, neredeyse yoktu. Boşluk çoktu ve burada da boşluğumuz orta miktarlarda. Burada bir notumuz vardı. Bir maddenin en yüksek enerji düzeyinin dolu ya da kısmen dolu olması elektriksel özelliklerinin belirlemesinde önemli noktadır. Bu band teorisine göredir. Diri değerlik bandları eğer dolu olduysa ya da kısmen dolu olduysa o maddenin özelliğini değiştirir. Eğer burada elektron az ise diyelim ya da burada diyelim elektron az ise buraya az elektron atlanır. O yüzden iyi bir yarı iletken olmaz o zaman bu. Çünkü elektron azdı, az miktarda elektrik iletebilir bilmişsin.
Cevap başka soru üzerine. Cəlik soru üzerine sorumuz nedir? Neden bazı katı maddelerde iletken bandı tamamen elektronla dolmaz? Sorumuzu yazalım. Eğer resim üzerine geldiysek, bir bazı katı maddelerdeki iletken olan katı maddelerde iletken bandı yarı iletken üzerinde uygulayabilirler. Bir neden bazı katı maddelerde iletken bandı yukarıdaki band tamamen elektronla dolu olmaz. Sebebi nedir? Çünkü iletken bandında elektronun yeri az olduğu için. Biz ne dedik? Dedik değerlik bandı elektronla doludur. Ama ona karşı iletken bandı da elektronun yeri var. Eğer buradaki elektronlara karşı burada yer olmadıysa fazla elektronlar kaybolur. İletken bandına geçebilmez. Ya da yani değerlik bandında kalırlar yer olmadıysa. Ne kimin düşünün? Beni bir mıknatıs kimin düşünün? Bir demirle, bir çiviyle bir mıknatıs olarak düşünün. Eğer mıknatıs çiviyi kendine doğru çeker. Yani iletken bandı bir mıknatıs kimindi, burada elektronları özüne doğru çeker. Ama çarştığında da o elektronun yeri olması lazımdı. Yeri olmadıysa elektronlar değerlik bandına kalır. O yüzden nedir sorumuz? Tamamen elektronla dolu olmaz iletken bandı. Sebebi de iletken bandı dedik yer sayısı az olduğu için. Cevabını burada yazalım. Evet dedik, enerji düzeyinde bulunan yer sayısı az olduğu için ya da elektron sayısı çok olduğu için de diyebiliriz. Başka bir sorumuz nedir? Sorumuz nedir? Bir katı cisimlerde elektronu yüksek seviyeye taşıma yöntemi nedir? Yöntemi nasıl alır yavrum? Cevabımız iki yöntemimiz vardı. Birincisi elektriksel alan uygulaması. İkinci ısı yöntemiyle.
Birincisi elektriksel alan uygulamasıyla, ikincisi ısı yöntemiyle katı maddelerde elektronu yüksek bir seviyeye taşıyabilir. Yani değerlik bandından iletken bandına bir elektronu taşıyabilir. Başka bir sorumuz nedir? İletken maddelerde iletken band, enerji bandının özelliği nedir? Burada buradaki kededek iletken maddelerde iletken bandı ya da enerji bandı özelliği nedir? Cevabımız nedir? Değerlik bandı ya da eşdeğer bandı eşittir iletken banda ve yarı doludur. Tabii bu iletkenlerde eşit olur. Dedik çıka çok yakın aralarındaki boşluk band. Soru yazalım burada. İletken maddelerde cevabımız da nedir? Değerlik bandı eşittir iletken band. Evet, dedik iletkenlerde aralarındaki boşluk bandı çok az olduğu için kolayca sıçrayabilir değerlik bandından iletken bandına. O yüzden diğer iletken maddelerde iletken bandı özelliği nedir? Yukarıdaki iletken bandı özelliği nedir? Cevabı değerlik bandı eşittir iletken bandı. Bu şekilde ve yarı dolu olduğunu da anlayabildik. Yani elektronlarla yarı doludur. Evet, değerli öğrenciler, 9. bölümün ilk kısmının sonuna geldik. Herkese başarılar.